Post Öykü sunar. Hasan Öztürk'ün kaleminden. Kılıçdaroğlu'nun Toma'nın üzerine çıkacak il başkanı olarak işaret ettiği Kaftancıoğlu ne kadar CHP'li? Toma'nın üzerine çıkacak il başkanı istiyorum diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun işaretiyle 13 Ocak 2018'de İstanbul İl Başkanlığı'na Canan Kaftancıoğlu seçildi o güne kadar ismi pek de bilinmeyen Kaftancıoğlu, ilk olarak eşinin domuz pirzolası yediği yemeği sosyal medyada paylaşmasıyla gündeme geldi. Gezi provokasyonu, terör örgütü elemanını övme ve 15 Temmuz darbe ve işgal girişimi gecesi yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da kamuoyunda tartışıldı. Zaten Twitter'da paylaşımlarıyla ilgili soruşturma da o dönemde başladı. Kim olursanız olun, özellikle siyasette vitrine çıkmışsanız geçmişiniz kurcalanır. Bu da genel bir kural olarak şuracıkta dur. Kaftancıoğlu'nun gezi provokasyonu, PKK'lı kadın terörist Takine Cansız için söyledikleri, 15 Temmuz darbe ve iç işgal girişimi gecesi yaptığı paylaşımlar, dahası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aleni hakaret içeren ifadeler de o dava konusu oldu. Kaftancıoğlu'na mahkeme 5 ayrı suçtan 9 yıl 8 ay hapis cezası verdi. İstinaf onadı. Şimdi son merci Yargıtay. Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarını buraya nakletmiyorum. Gerçekten ne bir hanımefendiye, ne bir siyasetçiye, ne de bir CHP'liye yakışır paylaşımlar. Hele Türkiye Cumhuriyeti sevdalısına hiç yakışır türden değil. Ne var ki Sayın Kaftancıoğlu yaptığı paylaşımların hala arkasında olduğunu söylüyor ve buna CHP'liler nedense tepki göstermiyor. Birleşik Haziran hareketiyle Gezi'yi mecz isim. Bir şey daha, Kaftancıoğlu il başkanı seçilirken Kılıçdaroğlu bana Toman'ın üzerine çıkacak il başkanı lazım demişti aslında Gezi provokasyonunda da bir atıftı bu cümle. Zira 2013 Haziran ayındaki Gezi provokasyonunda sol marjinal ve illegal ne kadar grup varsa onların tamamını Taksim Meydanı'na toplayanlardan biri de Kaftancıoğlu'ydu ve o olayların sonrasında dışarıda kalan bazı grupları da aynı çatı altında toplamak için Birleşik Haziran Hareketi kurulmuştu. İlginç olan Kaftancıoğlu o hareketin sekreteryasında yer almıştı. Demek oluyor ki Kılıçdaroğlu, Toma'nın üzerine çıkacak il başkanı diyerek işaret ettiği Kaftancıoğlu, sol marjinal grupları CHP'ye kanalize edebilecek bir isim olarak seçilmişti. İşin ilginci, Kaftancıoğlu özellikle 2019 yerel seçimlerinde HDP'yi de bir şekliyle Birleşik Haziran Hareketi'ni de CHP adayına yönlendirenlerden biri olarak dikkat çekti. Fakat seçim arefesinde CHP adayının profilinden rahatsızlık duymuş olmalı ki Kaftancıoğlu bir gece ansızın istifa etti. Kılıçdaroğlu'nun yoğun çabalarıyla istifası geri alındı. Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarından da anlaşıldığı üzere örgütler, illegal yapılar ve marjinal gruplarla ilişkileri çok iyi. Komutana selam sadece bir örnek olarak şurada dursun. Peki Kaftancıoğlu'nun paylaşımları nedeniyle 9 yıl 8 ay hapis cezası alması ve bunun istinafça onanması neden bir mağduriyet ya da intikam olarak yorumlanıyor? Çok basit bir cevabı var. Kaftancıoğlu soruşturmaların başladığı günden bu yana ve özellikle yerel seçimlerden hemen sonra daha görünür oldu ve sözleri ve eylemleriyle daha tartışılır oldu. Bunu da kanaatimizce bilerek yaptı. Mesela Ağustos 2019'da HDP'nin eski başkanı Demirtaş'ın eşini ziyaret etmesi medyada günlerce konuşuldu. Daha sonra Ocak 2020'de bu kez Demirtaş'ın kitabının okunduğu tiyatroda boy gösterdi. HDP CHP zımni ittifakı Alen'in iyileştiğinin tartışıldığı günlerde. Kaftancıoğlu hem iktidar bir şekilde gidecek söylemiyle hem de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin gözetlenmesi talimatını vermesiyle tartışıldı. Kaftancıoğlu alacağı cezayı biliyordu. Bu cezaları alma sebebi olarak da yaptığı sosyal medya paylaşımları değil, iktidarın İstanbul'u kaybetmesinin intikamı olarak göstermek istiyordu. Kılıçdaroğlu'nun kendisini yalanlamak zorunda kaldığı o Fahrettin Altun'un evinin gözetlenmesi talimatı bile bugünler için planlandı. Çünkü çünkü Kaptancıoğlu son dönemde hem Sayın Altun'un evinin gözetlenmesi talimatını vermesiyle ki Kılıçdaroğlu Kaptancıoğlu'nun yalanlamak zorunda kalmıştı, hem iktidar erken seçim veya bir şekliyle gidecek diyerek darbe iması yapmasıyla şimşekleri üzerine bilerek çekti. Sosyal medya paylaşımlarının suç olduğunu ve bu suçtan mahkum olacağını kesinlikle biliyordu ve o bunu perdelemek istedi. Doğrusu kısmen de başardı. Canan Kaftancıoğlu Türkiye'nin ikinci büyük partisi CHP'nin, Türkiye'nin en büyük ili İstanbul'un il başkanı gibi davranmadı, davranmıyor. Marjinal sol bir partinin il başkanı gibi davranıyor, suç işliyor, suç işliğini övüyor, sonra da mağdur olduğunu savunuyor. Takdir milletimizin, takipteyiz. Post öykü sundu.